Yoğun olarak sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların malzemelerini depolara, gümrüklere, stoklara taşımalarını kolaylaştıran forklift, istifleme sektörüne ivme kazandırıyor. 1993 yılından bu yana forklift satışı, kiralaması ve servis hizmetleri veren hidroteknik makina, satış sonrası hizmetle de fark yaratıyor. Sanayinin artan ihtiyaçları taşıma, istifleme ve depolama alanlarındaki çözümlerle hafifletiliyor. Forkliftler özellikle imalat sanayinde gerek üretim sürecinde gerek nihai ürünlerin son kullanıcıyla buluşturulması aşamasında önemli yer tutuyor. 1993 yılında istifleme sektörünün henüz emekleme döneminde forklifte dair bilgi ve tecrübesiyle sektöre giriş yapan hidroteknik hidrolik makina, Türkiye'de bu alanda yaşanacak gelişimi henüz o yıllarda fark ediyor. 93'ün 1 Mart'ında bu hidroteknik hidrolik makine sanayi ticaret limited şirketini kurduk. İlk başta iş makine sektöründeki tüm yelpazeye hizmet ediyorduk. Ama baktık sektörün gidişatı özellikle forkliftle ilgili Türkiye'de oldukça büyümeye müsait. İş makinesi de çok yine müsaitti ama forklifti biz daha cazip, endüstriye daha yakın bir dal olarak gördüğümüz için 94 yılının sonuna doğru komple forklifte doğru kaymaya başladı. O gündür bugündür de forklifte ilgili olarak her türlü hizmeti vermeye çalışıyoruz. Firma satış, servis, yedek parça ve kiralama konusunda kendine güveniyor. Başlangıçta servis odaklı çalışmaya başladık. Ama bu işin satış, servis, yedek parça ve özellikle günümüzde kiralama ayağı da olmadan olmuyordu. Dolayısıyla bu ilerleyen süreçte de hepsini tamamlamaya çalıştık. Henüz istediğimiz hayallerimize daha gelemedik ama o yolda da gittiğimize inanıyoruz. En son bu taşındığımız son yerimizde de inşallah bu hayallerimize biraz daha hızlı bir şekilde ulaşmış olacağız. Alanında tecrübeli bir ekiple işbirliği yaptığı firmaların forklift ihtiyaçları karşısında satış ve kiralama odaklı çözümler sunuyor. 40 kişilik bir personelimiz var. Bunun 20'si satış sonrasında, geri kalan 20'si idari kısım ve özellikle pazarlama satışta. Son zamanlardaki forkliftle ilgili olarak ihtiyaçlarda artık en küçük mahalle nalburları bile diyoruz biz. Forklife ihtiyacı duymaya başladı. İş komple standardına baktığınızda palet sistemine dökülünce herkes bir forklift ihtiyacı duymaya başladı. İmalat sanayinin yanı sıra ihracat ve ithalatın gelişimine paralel olarak forklifte ihtiyaç artıyor. 93-94 yıllarındaki Türkiye toplam satışları hemen hemen 3000 civarındaydı. Tüm markalar toplamı bu 3000 adetti. Bugün için baktığımızda 2013'ü aşağı yukarı 11.000 adetle kapattı Türkiye. Tüm markalar toplamı ki bu markalardan kastımız da yaklaşık uzak doğu markaları da katarsa 45-50 civarında marka var piyasada. 11.000 adet de satıldı. Bu adetler yeterli mi? Yeterli değil. Bunu bir örnekle kıyaslarsak Avrupa'nın en küçük ülkelerinden Belçika'daki yıllık satışlar yaklaşık 18-19.000 adet. Hele bunu bir Çin'le kıyasladığınızda, Çin'de sadece bir markanın sattığı 32 bin adet. Tahmin ediyorum Türkiye'nin 20-22 bin adetlerine ulaştığında hemen hemen o standartta oturması gereken bir rakam. ...6331 sayılı iş kanunu forklift kullanımını zorunlu kılıyor. Bu sayede iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Devletin almış olduğu iş sağlığı ve işçi sağlığı güvenliği konularındaki bu yaptırımlardan sonra özellikle işçi sağlığında ağır yükleri kaldırıp rahatsızlıkların artmaması için forkliftle ilgili olarak işletmeleri bir yerde sıkıştırma yönünde bir şey var. İş yerlerinde çevreci araçlar kategorisinde yine forkliftlerden bahsedilebiliyor. Zira akülü, dizel ve LPG'li forkliftlerle hem yakıt tasarrufu sağlanıyor hem de karbon emisyonu yok ediliyor. Yönetim Kurulu üyesi Tuncay Öğretici, akıllı forkliftlerin satışının toplam pazar içindeki payının %50'yi aştığı tespitinde bulunuyor. Akülü olarak kapalı alanlarda
sadece ve sadece kapalı alanlarda akülü forkliflerin, yani bir egzoz çıkışı, emisyon çıkışı olmayan makinelerin çalışması, bu tamamıyla mecburiyet oldu. Gıda sektöründe vardı bu eskiden sadece. Şimdi kapalı alanların hepsini akülü forklif olarak şey oldu. Firma bugün forklif pazarında adını kalite, güven ve işlevsellikle duyuran yerli ve yabancı markaların distribütörlüğünü yapıyor. Çukurova ve Hyster demek hidroteknik şu anda piyasada. Müşteriyi her türlü kalite, ekonomik, hız, fiyat anlamında tatmin edici boyutlarda. Marmara Bölge ana bayisi olarak satış, servis, yedek parça ve kiralamalarında son kullanıcıya ve kiralamadaki kendi makinemize en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Kardeş firmamız diyoruz. Vedat Bey'in oğlu Yunus Emre Yıldırım'ın üzerinde olan Yıldırım AŞ diye bir firmamız var. Ben illa ucuz makine istiyorum. Günde bir kamyonum geliyor. Mutlaka bana ucuz makine olsun diyenler varsa, ucuzluk anlamında, kalitedeki bir taviz yok yine o firmanın da. Çünkü ondaki satış sonrası hizmetler de bize ait. Türkiye pazarlamış olduğu Safir diye bir marka var. Alanında uzman kadro, forklift alım ya da kiralama talebinde bulunan firmaların ihtiyaçlarını analiz ederek işe başlıyor. Kullanılacak iş alanı, çalışılacak alanın dar olması, kapalı ya da açık olması, zemin durumu ve yük kapasitesi gibi durumlar forklift seçiminde temel ölçütler oluyor. Müşterimize talebi doğrultusunda yerinde doğru makine tespitiyle işe başlıyoruz. Yani bana forklift lazım deyince bir gidip yerine bakıyoruz. Nasıl bir makine lazım, günde kaç saat çalışacak, makineden beklentisi sadece yük indirip bindirmek mi, çok hızlı çalışacaksa bunun yakıt tasarrufu nasıl olacaktır? Dolayısıyla bir forklift iş makinesi olduğu için yakıtı da bunun ciddi anlamda bir rakam çıkıyor karşınıza. Yakıt çoksa çevre kirliliği çok. Ortamı kapalıysa mutlaka akülüye yönlendiriyoruz. Çok fazla masraf olmasın diyorsa gene akülüye yönlendiriyoruz. Satışla iş bitmiyor. Firma satış sonrası hizmetle fark yaratıyor. Kişi eğer ki çok fazla çalışacaksa kesinlikle A sınıfı alması gerekiyor. A sınıfında alacağı zaman markalar belli zaten. Bu markalarda da fiyatlar hemen hemen birbirine çok yakın. Bu sefer fiyat yakınsa ne yapıyor? Diyor ben aldım ama bunu satış sonrası nasıl? Onu araştırıyor kendisi direkt. Kendine yakınlığına bakıyor. Vermiş olduğunuz referanslara gerçek anlamda telefon açıp soruyorlar. Yani satış sonrası nasıl diye. O konuda da biz çok şükür öndeyiz. Yani iddia ediyoruz. Satış sonrasında bölgemizdeki ilk üç derseniz biz üçün içindeyiz yani. Türkiye genelinde bayiler kanalıyla hizmet vermekle birlikte Marmara bölgesinde ağırlığını hissettiriyor. Hizmet profilimiz Marmara bölgesinin özellikle doğu tarafı. Yani İstanbul'un Trakya yakasındaki İstanbul il sınırı. Anadolu yakasına geçtiğimizde burada Bolu, Gerede'ye kadar, Zonguldak, Bursa bölgesinde Orhan Gazi'yi de biz İstanbul sayıyoruz. O bölgeyi şöyle bir gözünüzde getirdiğinizde tüm bölge bizim hizmet alanımız. Yönetim Kurulu üyesi Tuncay Öğretici sözlerinin sonunda hızla gelişen forklift pazarında kendilerine koydukları hedeflere değiniyor. Sektör son 5 yıldır özellikle kiralama gittikçe ağırlık kazanmaya başladı. Biz de hemen hemen 3 yıldır kiralamaya, 3 yıl önce sıfırdık. 3 yıldır başladık ve bizim hedefimiz inşallah bu başlangıçla beraber 3 yılda beraber 5. yılımızda 1000 adete ulaşmak.